Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Evet gobeller, 35 numaralı ünitemiz yani parabolle devam ediyoruz dostlar. 7 numaralı köşe taşında kalmışız. Hemen bunları da bir gömelim. Bitsin kardeşim. 6 tane soru var. 7. köşe taşımızda. Şöyle bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmaya da basalım. Evet, başladık sorularımızı çözmeye. Yanda diyor fx parabolü verilmiştir. Buna göre f'de 3 değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi parabolün denklemini yazacağız burada birlikte kardeşlerim. Bakın şu x eksenini kestiği noktalar var ya. Bunlar parabolün kökleriydi kardeşler. Yani birinci köke -6, ikinci kökü de 1'miş dostum. Kökler toplamını bulabiliriz buradan biz dostlar. Kökler toplamı dediğimiz şey yani x1 ile x2'nin toplamını bulabilirim ben hemen. -6 ile 1'in toplamı -5. Kökler çarpımını da bulabiliriz. x1 ile x2'nin çarpımını. O da neydi kardeşim? -6 ile 1'i çarpıyorum. -6. Şimdi kökler toplamı da var, kökler çarpımı da var. Sen buradan denklemi kurabilir misin artık dostum eğer istersen? Hani bu zaten parabol ikinci dereceden denklemin kökleri falan filan muhabbetiydi ya. İkinci dereceden bir denklemin grafiği bu parabol dediğimiz şey. İkinci dereceden denklemin kökleri var. Çarpımları burada, toplamları burada. Denklemini kurmayı biliyorsun zaten. O halde bu yol senin olsun. Bu birinci yol olsun. Sen buradan çözmeye çalış. Önceki köşe taşlarına bak, hatırla. Ben şimdi bir de şöyle yapayım bunu arkadaşım. Şimdi madem ki birinci kökü -6. O halde bu parabolün denklemi şöyle başlayacak. Bir katsayımız olacak a diye dostum. A çarpı x artı 6. Bakın birinci kökü -6 idi ya. Şurayı hemen sıfır eşitledim. -6 buradan geliyor. Çarpı x eksi 1. Gerçekten -6'yı yerine yazdığınızda yine 0 çıkıyor. 1'i yerine yazdığınızda yine 0 çıkıyor. Dolayısıyla gerçekten kökleriydi, böyle yazdım. Şimdi peki bu parabol bir de x yerine 0 yazdığınızda -12 noktasından geçiyormuş şu noktadan. Yani 0'a -12. Parabol bir noktadan geçiyorsa o noktayı mutlaka denklem sağlayacak. Hemen x yerine 0 yazıyorum dostum ben. Y yerine de -12 yazıyorum ve böylece a'yı bulacağım şimdi. 0 yazarsak 6 gelir, 0 yazarsak -1 gelir. 6 ile -1'in çarpımı -6'dır. -6'ya bölersek her iki tarafı, a'yı biz buradan 2 buluruz dostum. Peki a'yı bulduk. O halde eğer isterseniz parabolün denklemini bir daha yazalım. Y eşittir 2 çarpı x artı 6, x eksi 1. Şimdi parabolün şunları dağıtmaya falan gerek yok kardeşim. Çünkü bize direkt x yerine 3 yazın, sonucu söyleyin diyor. Hemen x yerine 3 yazdım. Y eşittir 2 çarpı 3 ile 6'nın toplamı 9, 3'ten 1 çıktı 2. 4 kere 9, 36 geldi birinci sorumun cevabı. Bak kardeşim, bence birinci yol da çok kolay, ikinci yol da çok kolay. Sen mutlaka birinci yola da alış, ikinci yola da alış bence. Evet, geldik ikinci soruya. Bak ikinci soruda da aynı mantığı yapacağız. Yine iki yolla da çözebilirsin eğer istersen ikinci soruyu da. Yani kökler zaten gözünün önünde. -3 ile 1. Hemen kökler toplamı, kökler çarpımı dediğinde denklemi kurabilirsin dostum. Gerisi de bir şekilde gelir zaten. Ama biz yine normal parabol çözümüyle yapalım bunu. Şöyle yapalım yani. Y eşittir diyelim. A çarpı x artı 3. Birinci kök -3 gelecek. X eksi 1. İkinci kök 1 gelecek. Bir de parabolümüz 0'a 6 noktasından geçiyor. Yani x yerine 0 yazdığımda y 6 oluyormuş. Bir de onu gösterelim. 6 eşittir a çarpı 0 yazarsanız 3, 0 yazarsanız -1. 3 kere -1 -3 yapar. Hemen 6'yı -3'e böldüm. A'yı buluyorum. -2 çıktı a.
Şimdi bu parabolün denklemini bir daha yazalım dostlar. Y eşittir eksi 2 çarpı x artı 3 ve x eksi 1. Şimdi bunu dağıtacağım çünkü A, B, C lazım bana. O yüzden dağıtacağız bunu arkadaşlarım. Y eşittir. Şimdi eksi 2 dursun. Şurayı bir içeriye dağıtalım şöyle. X ile x'in çarpımı x kare. X ile eksi 1'in çarpımı eksi x. 3 ile x'in çarpımı 3x. 3 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 3. Hadi biraz toparlayalım. Y eşittir. Eksi 2 çarpı x kare artı 2x eksi 3 yaptı. Hadi bir daha. Bir satır daha topluyorum. Eksi 2'yi içeriye dağıtıyorum. Eksi 2x kare eksi 4x artı 6 geldi dostum. Bak A dediğimiz yer burası. B dediğimiz ve C dediğimiz yerler bunlar. Ne diyor şimdi bize? A yani eksi 2. 2B diyor yani eksi 4 ile 2'yi çarpın diyor eksi 8. 3C yani 3 ile 6'yı çarpın diyor 18. Şurası eksi 10. 18 daha 8 yaptı Gobeller. Cevap C. 3 numaraya geldik. Bakalım bu amca ne diyor? TAB eşkenar üçgeninin alanı. Dostum eşkenar üçgenin alanı A kare çarpı kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyor. Bu da eşitmiş 3 kök 3'e. Hadi kök 3'lere bay bay dedik. 4'ü de buraya çarpı atalım. A kare eşittir. Ne geldi kardeşim? 12. A eşittir kök 12. Yani 2 kök 3 çıktı A. A dediğimiz şey ne? Eşkenar üçgenin bir kenarı. Yani AB mesela 2 kök 3. O halde şurası kök 3. Burası da kök 3. Şurası 90, 60'ar derece bunlar, şu da 60, şuralar 30-30 diye bölünür. Olduğuna göre parabolün denklemi nedir diye bir soru sormuş bize. Tabii ki şurası da yükseklik, 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3'tür. Şu yüksekliği 3 bulduk arkadaşım. Yani tepe noktasını ne bulduk? 0'a 3 bulduk dostlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi parabolün denklemini istiyor. Ve bakın birinci soruda da denklemi bulduk. İkide de denklemi bulduk ama bir ve ikinci sorularda denklem istemiyordu. Eğer benden denklem istiyorsa kardeşim gidip yalandan yere denklem bulma o yukarıda birinci ve ikinci soruda yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Şıklardan eleyerek de gidebiliriz. Şimdi parabolün üstünde olduğunu bildiğim bir nokta var. Mesela 0'a 3 noktası. Hemen bütün şıklarda x yerine 0 yazalım. Bakalım hangisinde y 3 çıkıyor. 0 yaz 1 geliyor gitti. 0 yaz 2 geliyor gitti. 0 yazarsam 9. 0 yazarsam 6 geliyor. Yani cevap Ceyhan. E hocam hadi tut ki 2 şık arasında kaldık. O zaman bir nokta daha devreye girecek. İşte şu nokta. Mesela A noktası veya mesela B noktası. Şimdi A noktasının koordinatı bak x'i eksi kök 3, y'si 0. B noktasının koordinatı artı kök 3'e 0. Sen ne yapacaksın iki şık arasında kaldığında? Ya A'yı ya da B'yi deneyeceksin. Yani x yerine kök 3 yazıp bakalım 0 çıkıyor mu diye kontrol edeceksin kardeşim. Evet geldik. Şu sorumuza 4 numaraya bakalım bu ne diyor. Yine ben bir odaklayayım da bunu. Şimdi iki tane parabol var kardeşim. Biri yukarıdan aşağıya doğru, biri alttan yukarıya doğru. Bak ikisinin de 0'a 0'dan geçtiğini, ikisi de 6'ya 0 noktasından geçiyor ikisi de. Peki başka ikisinin de T1 ile T2'nin arasındaki uzaklık 18'miş. O halde şurası 9, 9 olacak. Simetri ekseni oldu bu bizim arkadaşlarım. 6 ya burası toplam. 3, 3 diye bölecek. Şu nokta 3 geldi. Yani T1'in koordinatları 3'e 9. T2'nin koordinatları 3'e eksi 9 oldu. Değil mi dostlarım? Şurası eksi 9'a denk düşüyor. Şurası da 9'a denk düşüyor. Yani şöyle GX'in T
T1 GX'e aitmiş. O halde T1 3'e 9 bunun tepe noktası. T2 de 3'e eksi 9 bunun tepe noktasıymış. Peki A eksi C'yi soruyor bize. Tamamdır dostum. Hadi şöyle yapalım arkadaşlarım. Mesela birinci şeyin grafiğini çizme şeyini gösterelim. Fx'in denklemini yazmaya çalışalım. Şöyle yazılıyordu denklem. Y eşittir A çarpı tepe noktasını bildiğiniz durumda x eksi r'nin karesi artı k formülüyle bir denklem yazılabiliyordu, parabolün denklemi. Bu formülü ne zaman kullanıyorum? Tepe noktasının apsis ve ordinatını biliyorsam. Bildiğime göre kullanalım. Y eşittir A çarpı x eksi 3 karesi eksi 9 olur. Şu fx'in denklemi bu. Şimdi bu fx dediğim sıfıra sıfırdan geçiyor arkadaşlarım. Hem fx hem gx sıfıra sıfırdan geçiyorsa x yerine 0 yazalım, y de 0 olacak. O halde 0 eşittir A çarpı 0 eksi 3'ten eksi 3 karesi 9 eksi 9 geliyor. Eksi 9'u bu tarafa atalım. 9 eşittir 9a geldi. A eşittir 9'a bölersek 1 çıktı. A'yı bulduk dostlar. Hadi şimdi bir de gx'in denklemini yazalım. Şunu. Bunun da tepe noktasını biliyoruz. Y eşittir. Bunun da c'ymiş şuradaki harfi. C çarpı x eksi 3'ün karesi artı 9. Yine 0'a 0 yazıyorum. 0 eşittir c çarpı eksi 3'ün karesi 9 artı 9. 9 buraya eksi 9 olarak geldi. Burada da 9c kaldı. Demek ki 9'a bölersem c de eksi 1 çıktı. A eksi c yani 1 eksi eksi 1'i istiyor bizden. Yani 1 artı 1'i istiyor. O da 2 yaptı Gobeller. Evet 5 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Denkleminin kökler çarpımı nedir diye soruyor. Şimdi kardeşim bunu normalde şöyle yaparsın. Normal yolla çözmek istersen önce parabolün denklemini yazacaksın. Parabolün denklemini ister kökler çarpımı kökler toplamı muhabbetinden yaz. İstersen benim birinci ve ikinci soruda yaptığım gibi şöyle y eşittir a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4 diye yazıp bul denklemini. Denklemi bulduktan sonra x gördüğün yere x artı 3 yaz. Sonuca ulaşırsın kardeşim. Köklerinin çarpımı dediği zaman işte c bölü a'sından da sonuca ulaşırsın. Onda sıkıntı yok. Kesin doğru cevabı bulursun orada. Acele etmeyip yavaş yavaş yazarca. Ama biz fonksiyonlarda ne öğrendik arkadaşlarım? Fonksiyon köşe taşını hatırlayın. Sonlara doğru böyle grafik soruları vardı. Biz orada şunu yapıyorduk. Şimdi bunun kökü eksi 1 ya dostum ve diğer kökü de 4 ya. Sen şunu soracaksın şimdi kendi kendine. Burayı ben nasıl eksi 1 yaparım? X yerine kaç yazmalıyım diye soracaksın. Eksi 1 olması için x yerine eksi 4 yazmalısın. Bu 1. 4 olması için kaç yazmalıyım? Yani x artı 3'ün 4 olmasını isteseydim x yerine kaç yazmalıydım? 1. Birinci kök 1, ikinci kök eksi 4'tür dostum. Bak şu aradığın ifadenin birinci kökü eksi 4, ikinci kökü de 1'dir. Ve bize de bu köklerin çarpımını soruyor, eksi 4'tür. Bak bu daha kolay, daha pratik bir yöntem. Hadi şuna bakalım şimdi Gobeller. Yine bakın aynı muhabbeti yapacağız şimdi burada. Bu denklemin kökleri çarpımı, kökleri toplamı önemli değil. Ama burada ikinci kök yok. Bak birinci kök 3 de ikinci kökümüzü bilmiyoruz. Aslında biliyoruz. Çaktırmayın. Şurası bizim simetri eksenimiz değil mi Gobeller? Simetri ekseni bu tarafla bu tarafı eşit bölmüyor muydu adam? Peki burası kaç birim? 2 birim. O zaman burası da 2 birim olacak. Şurası zaten 1, burası da 1 birim olacak. O halde eksi 1'dir diğer kök. Şimdi ne diyorum ben? Burayı bir 3 yapmaya çalışacağım. 3 olması için kaç yazmalıyım x yerine? 4 yazmalıyım. 1 de eksi 1 yapmaya çalışacağım. Eksi 1 olması için x yerine kaç yazmalıyım? 0.
İşte bana kökler çarpımı mı toplamı mı neye soruyorsa sorsun. Çarpımını soruyor. Sıfır geldi sorunun cevabı. Evet, bayağı bir uzun sürede çözdük. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlarım 7 numarayı. 8 numaradayım gobeller. 14 dakika olmuş, hay maşallah. Evet, 8 numaradayız dostlar. Bakalım ne diyor. Yanda y eşittir bilmem ne parabolü verilmiştir. Buna göre c kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Bakın y tepe noktasını biliyorum. O halde şu formülü kullanacağım. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Şimdi hemen kullanalım. Y eşittir a çarpı x eksi eksi 3'ten artı 3'ün karesi artı 6. Bağıntısını kullanıyorum arkadaşlar. Peki bana bir tane de nokta lazım. İşte noktamız şurada. 1'e 0 noktası. Yani x yerine 1 yazdığınızda y 0 olacak. Peki y 0 a çarpı x yerine 1 yazıyordum. 1, 3 daha 4. 4'ün karesi 16. Artı 6. Artı 6 buraya geldi. Eksi 6 oldu. Eşittir 16a. 16'ya böldüm. Eksi 6 bölü 16 eşittir a. Yani a eşittir. Eksi 3 bölü 8. Şimdi a'yı bulduk. Hadi gelin denklemi bir daha yazalım şimdi. Y eşittir. A yerine eksi 3 bölü 8 yazıyorum. Çarpı x artı 3'ün karesi artı 6 geliyor dostlar. Peki hadi burayı bir düzenleyelim. Sabit sayısını bulacağız. Y eşittir. Eksi 3 bölü 8 dursun. Çarpı. Şurayı bir açalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, bir de artı 6 var. Eksi 3 bölü 8'i içeriye dağıtıyorum. Eksi 3x kare bölü 8. Eksi 27 bölü 8. Eksi 18x bölü 8. Bir de artı 6 var. Şimdi sadece c'yi sorduğu için sabit sayıyla benim işim var. Şu ikisiyle işim yok. Buradan da sonuç şunların ifadelerin toplamı. Yani 6 ile eksi 27 bölü 8'in toplamı. 6 ile 8'i çarpalım. 48 yapar. C'yi buluyoruz şimdi. 48 eksi 27 bölü 8. 48'den 27 çıkarsa 21 bölü 8'miş sorumuzun cevabı. Geldik buna. Tepe noktası bilmem ne olan ve bilmem ne noktasından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar burada da yine şu y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi falan filan yazdım ya. O formülü kullanmamı istiyor ama biz yine gelin çakallık yapalım arkadaşlar bu soruda. Bakın noktasından geçen, unutmayın bu cümleyi. Sihirli cümlemiz olsun bu bizim. Noktasından geçen lafını duyduğunuz her soruda şıklardan hareket edin dostlar. Nasıl yani hocacığım? Hemen şöyle gobeller anlatıyorum. Bu verilen noktayı şıklarda yerine yazın. Yerine yazın, hangisi sağlıyorsa doğru cevap odur. Bunu sadece parabol için söylemiyorum. Bakın analitik geometride de yapacaksınız bunu çok fazla. İşte çemberin analitiğinde yapacaksınız mesela. Doğrunun analitiğinde yapacaksınız mesela. Denklem sorduğu zaman hemen pat 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 noktasından geçen diye duyduğun zaman şıklarda yerine yaz. Şimdi bütün şıklarda x yerine eksi 1 yazıyorum. Bakalım hangisinde y eksi 10 geliyor. Eksi 1 yazalım. Eksi 1, eksi 3 daha eksi 4. Karesi 16. Başında eksi var. Eksi 16. 9 daha eksi 7 çıkıyor. Bu değil. Şunu deneyelim. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1, 3 daha 2. 2'nin karesi 4. 4 eksi 6. Eksi 2 çıktı. Bu da değil. Şunu deneyelim. Ki cevap buymuş, Bursa'ymış. Bursa bir dursun kenarda, diğerlerini deneyelim biz arkadaşlarım. Eksi 1 yazarsam, eksi 1, 3 daha,
ne yapıyor eksi 1 3 daha? 2. 2'nin karesi 4. 4 9 daha 13. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 6 daha eksi 7. Eksi 7'nin karesi 49. Bir de başında eksi var. Eksi 49. 3 daha eksi 46, bu da değil. Bakalım bu gerçekten oluyor mu? Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4. Eksi 4'ün karesi eksi artı 16. Başında eksi var. Eksi 16. Artı 6 daha eksi 10. İşte doğru cevabımız Bursa. Yine söyleyelim. Ya hocam iki şık arasında kalsaydım ben? E dostum, bir de sana tepe noktası vermiş değil mi? Tepe noktası da doğru cevabı sağlamak zorunda. Yani sen tepe noktasını da x yerine 3 yazarsan y'si 6 çıkmak zorunda. İkisini aynı anda sağlayan bir şık olur her zaman. Geldik 3 numaralı gobeleye. Bakalım bu ne diyor? Parabolünün tepe noktası bilmem ne olduğuna göre f'de 5 kaçtır? Dostum, tepe noktasının apsisi 1. Yani şöyle bulmuyor muyduk? Eksi b bölü 2a. 1'miş meğersem bu. Peki şurası bizim b dediğimiz yer. B burası. Eksi b dediğim için 2m oldu. Bölü a'mız 1'miş katsayısı x karenin. 2a dediği için 2. İkiler de giderse biz buradan m'yi 1 bulduk. Bu birinci ifade. Şimdi bir de k'sı, yani tepe noktasının ordinatı 8'miş. Bunu nasıl buluyordum? Tepe noktasının apsisini yerine yazınca, yani x yerine 1 yazarsanız diyor, y 8 çıkacak diyor. Hadi yazalım. 8 eşittir. 1 yazarsanız 1 eksi, m yerine de 1 yazalım. Eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 artı n. Burası ne yaptı? 1 eksi 2'den eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa atarsak 9 eşittir n. F'de 5'i soruyor bize. Önce fx'i bir daha düzgünce yazayım ben. X kare var. M'yi 1 bulmuştum. Eksi 2x var. Artı n. Yani 9 var. F'de 5'i soruyor. 5 yazın goberler. 25 eksi 10 artı 9. 24 mi geliyor cevap? Evet. 24 sorumuzun doğru cevabı. 4 numaradayız dostlar. Yanda grafiği verilen parabol x ekseni negatif tarafta hangi noktada keser? Ne bileyim ben. Hadi bulmayı deneyelim anasını satayım. Tepe noktasını vermiş mi dostum? Vermiş. O halde ne yapacağım ben adamım? Hemen tepe noktası verildiği için denklemini şöyle yazacağım. Y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Sonra bir de bana şu noktayı vermiş. 0'a 15 noktası. X'e 0 yazacağım. Y'yi 15 yazacağım. 15 eşittir a çarpı 0 yazarsam eksi 1'in karesinden 1 gelecek, yazmıyorum. Bir de artı 16. Artı 16'yı bu tarafa atalım. A eşittir eksi 1. Yani parabolün denklemi şu oldu. Y eşittir eksi 1 çarpı x eksi 1'in karesi. Onu da açalım. X kare. X kare ne diyorum? İkincinin karesi 1. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi 2x artı 16. Hadi y eşittir eksi x kare. Eksi x kare. Eksi 1 artı 2x artı 16. İçeriden sesler geliyordu arkadaşlar. Onları duymaya çalışıyorum. O yüzden bir suskunlaşıyorum. Şimdi bir daha şöyle yazalım. Eksi x kare artı 2x artı 15 oldu benim denklemim. Şimdi bana bunun kökleri lazım değil mi arkadaşlarım? X1 ile x2. Önce bunu bir eksiyle, şunu sıfır eşitleyip köklerini buluyorum. Eksiyle çarpalım. X kare eksi 2x eksi 15 eşittir 0. Eksi 5'e artı 3. Yani x1 eşittir 5, x2 eşittir eksi 3 geldi. O halde biri 5'miş kökleri, biri de eksi 3'müş. Negatif tarafta kestiği eksi 3. Eksi 3'e 0, yani cevap Ceyhan geldi. 5 numaradayız dostlar. Bakalım bu ne diyor? Yanda bilmem ne fonksiyonunun grafiği verilmiştir. İyi bakalım.
Hadi biz bunu şimdi yine denklemini bir yazalım isterseniz dostlar. Ne diyeceğiz kardeşlerim denklemini yazarken? Şöyle yapacağız. Y eşittir A çarpı X eksi R. X eksi eksi 4. Şu R, şu da K. Tepe noktasının R'si K'sı. X artı 4 oldu. Karesi artı 3. Şimdi bir de 5'e 0'a 5 noktasından geçiyor bu parabolümüz. X yerine 0, Y yerine 5 yazalım. 5 eşittir A çarpı 0 yazarsam 4, karesi 16 artı 3. Artı 3'ü buraya attım, 2 eşittir A çarpı 16. Demek ki A eşittir 2 bölü 16'dan 1 bölü 8. A'yı bulduk. Neyi soruyordu bize? F'de eksi 5. O zaman parabolü bir açalım. Şöyle yazalım daha doğrusu. Y eşittir 1 bölü 8 çarpı X artı 4 karesi artı 3. Şimdi A'yı zaten bulduk. 5A var payda da. 5 bölü 8 olacak o zaman. 5 çarpı 1 bölü 8'den. Bir de eksi 5 istiyor. O halde X yerine eksi 5 yazalım. Eksi 5, 4 daha eksi 1 karesi 1. 1 bölü 8 artı 3 olur. 1 bölü 8, F'de eksi 5'i buluyorum. X yerine eksi 5 yazdım. 1 bölü 8 artı 3 geldi. 8 kere 3, 24. 1 ile topladım. 25 bölü 8'miş pay kısmı da. 25 bölü 8. Birincisi aynen duracak 25 bölü 8. İkincisi 8 bölü 5 olarak gelecek. 8'ler gitti. 25 bölü 5'ten 5 çıktı sorumuzun cevabı. Son sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Yanda fx parabolü verilmiş. Buna göre fx parabolünün simetri ekseni nedir? Benimkinin şimdi simetri ekseni ne? 5. Ne yapıyorduk burada kardeşim? Hiç denklem yazmayla uğraşmayın. Burayı ne yazarsam 5 olur. 7 yazarsanız x yerine 5 olur. O halde x eşittir 7. Benim yeni parabolümün simetri eksenidir. Yani bak sana fx'i verdiğinde... F'de x artı bilmem ne, x artı bir şey, x eksi bir şeyler verildiği zaman sen x'teki neyi soruyor? Simetri ekseni. X'deyken 5 mi? Y'deyken ne olursa 5 olur diye soracaksın, tamam mı? Buradayken. Ne yazarsan burada x yerine 5 olur diye soracaksın. Yaptık bir önceki köşe taşında da iki tane daha böyle soru yaptık arkadaşlarım. İyi takip edin onları. Pratiklikleri kaçırmayın yani, onu söylemeye çalışıyorum dostlar. Peki 8 numarayı da gömdük o halde Gobeller. Bakalım kaç dakika oldu? 27 dakika olmuş arkadaşlarım. İsterseniz burada bir duralım. 9 ile 10 numarayı da bir dahaki şeye saklayalım arkadaşlarım. Hadi bakalım, görüşmek dileğiyle, kolay gelsin Gobeller. Bu tür videoların devamı için abone olmayı unutmayınız. Aga, eğer hoşuna gittiyse abone ol butonuna bas, abone ol. Bir şey kaybetmezsin. Gençliğin gözyaşları, merhabalar. Paraboldeyiz arkadaşlarım hala. 9 numarayı gömmeye çalışıyorum şimdi. Evet. Hazırlanalım. Tamamdır. Şöyle bir şey. Diyor ki parabol şu noktalardan ve orijinden geçen parabolün simetri ekseni nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Parabolün simetri eksenini bulacağız. Bu noktalardan geçiyormuş parabol. Hadi bakalım. Şimdi parabolümüzün bir denklemi şöyle olmayacak mıydı arkadaşlarım? Y eşittir A çarpı X kare artı B çarpı X artı C şeklinde gösteriyorduk biz parabolleri. Şimdi X 1 iken Y eksi 4'müş. Bunu bir yazalım. X yerine 1 yazalım. Y'yi de eksi 4'e eşitleyelim. O halde şöyle olur. Eksi 4 eşittir 1 yazarsak A artı 1 yazarsak B artı C geliyor dostlarım. Sonra X yerine 4 yazdığımızda Y 8 oluyormuş. Onu da gösterelim. 8 eşittir. X yerine 4 yazıyorum. 16A 4 yazıyorum. Artı 4B artı C eşittir 0 oldu. Orijinden geçiyormuş. Yani sıfıra sıfırdan.
O halde x yerine 0 yazıyorum, y de 0 olacak. 0 eşittir. 0 yazarsam 0, 0 bir tek c kalıyor. C'yi bulduk bile arkadaşlarım, 0'mış. O halde şu üstteki denklem a ile b'nin toplamı c 0 olduğu için eksi 4'e eşit. Şu alttaki denklem 16a ile 4b'nin toplamı da 8'e eşit diyebiliriz. Hatta bu alttaki denklemi bir de 4'e bölelim hepsini. 4a artı b eşittir 2 diyebilirmişim dostlar. İşte bir denklem burada var. Bir denklem de burada var. Hadi yok etme metodu yapalım. A'yı, B'yi, C'yi zaten bulduk. Şimdi nasıl yapalım? Şu üsttekini eksiyle çarpıp bunun altına yazıyorum. Eksi A, eksi B eşittir 4. Topluyorum dostlarım. 3A oluyor. B'lere bay bay eşittir 6. A eşittir 2 geldi. Peki. A 2 ise bu tarafa attık. B'yi de eksi 6 bulduk dostlarım. Hadi parabolün denklemini bir daha yazalım. A'yı 2 bulmuştuk, 2x kare. B'yi eksi 6 bulmuştuk, eksi 6x. C'yi 0 bulmuştuk, yazmadım onu. Neyi soruyoruz? Simetri ekseni. Simetri ekseni neydi? X eşittir R. Yani eksi B bölü 2A. R dediğimiz tepe noktasının apsisiydi. Peki eksi B'miz 6, 2A'mız 4, 6 bölü 4. Yani x eşittir 3 bölü 2 diyebiliriz Gobeller. 2 numaraya geldik dostlarım. Diyor ki noktalarından geçen parabolün alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi bu noktalardan geçiyormuş parabol. O halde o zaman ben x yerine eksi 1 yazdığımda y 4 gelecek. Yani yazalım 4 eşittir. Eksi 1 yazarsak 1 eksi a artı b. Yani buradan b eksi a. Biri bu tarafa attım. Eşittir 3 çıktı. Peki, x yerine 2 yazarsak y 19'muş. 19 eşittir. 2 yazıyorum arkadaşlarım. 4 artı 2a artı b. Yani b artı 2a'da ne çıktı? 4'ü bu tarafa attım. 15. Hadi şimdi a'yı b'yi bulalım buradan dostlar hemen. Şunları bir yok etme metodu yapalım. Üst tarafı eksiyle çarpıyorum. Artı olur, eksi olur. Topluyorum, b'ler gitti. 3a eşittir 12, a eşittir 4 geldi. Peki a 4 ise şurada yerine yazıyorum 8. 8'i bu tarafa atıyorum, 15'ten 8 çıktı, b'de 7 çıktı. Düzenleyelim parabolü, y eşittir x kare a çarpı x yani 4x artı b eşittir 7 yani artı 7. Parabolünün alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. Parabolün alacağı en küçük değer neydi arkadaşlarım? Tepe noktasının ordinatını soruyor demekti. K'yı bulacağız biz o halde. Tabi önce R'yi bulacağım ben. Eksi B yani eksi 4 bölü 2A 2. Eksi 2 geliyor. Şimdi getirip yerine yazdığımda da K'yı bulacaktım. Yerine yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8 artı 7. Şurası eksi 4 yaptı. Eksi 4, 7 daha. 3 çıktı dostlarım sorunun cevabı. Hemen 3 numaraya geldik. Diyor ki noktalarından geçen adamın denklem istiyor. Ne demiştim bir önceki köşe taşında? Bu bizim artık sihirli cümlemiz olsun. Noktalarından geçen lafını okudun. Bu noktaları şıklarda yerine yazacaksın. Hangisi sağlıyorsa cevap odur. Üçünü de sağlamak zorunda. Şimdi önce en kolay olan x'e 0 yazalım. Y'yi 9 bulalım bakalım. 0 yazarsak 0, 0, y 4 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, y 6 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, y 17 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, eksi 5 çıkıyor. Bu değil. 0, 0, 9 çıkıyor. Cevap burada. Ha, tut ki iki şık arasında kaldın. Elinde daha iki nokta var. X yerine 2 yazarsın, Y'yi 1 bulmaya çalışırsın. İki şık arasında kaldığında bir nokta daha deneyeceksin zaten kardeşim. Evet, 4 numaradayız. Bakın aynı muhabbeti yapacağım şimdi yine. Burada tabi denklemi sormadığı için şimdi X yerine birinci noktayı yazalım. Eksi 1 yazalım X yerine. Y'yi 5'e eşit diyelim. O halde şöyle olur. 5 eşittir.
Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1'dir, 1a. Eksi 1 yazıyorum. Eksi b artı c oldu. Bu birinci denklem. Şimdi 2 yazalım, 8'e eşit diyelim. 8 eşittir. 2 yazarsak 4a artı 2b artı c geldi. Devam. 3 yazarsak da 13'e eşitmiş. 13 eşittir. 3 yazıyorum. 9a. 3 yazıyorum. Artı 3b artı c. Böyle bir hale döndü arkadaşlar. Ne oluyor? Özel bir şey yok arkadaşlar. A'yı, B'yi, C'yi tek tek bulacağız buradan. Görünen o. Yapacak bir şey yok. Mecbur herhalde. Şöyle bakıyorum birazcık daha da. Yok. Mecbur hepsini tek tek toplayacağım, bulacağım arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şu ilk iki denklemi alalım isterseniz. Burayla bir konuşalım. Bakalım bir şeyler oluyor mu? Alt alta toplayınca 5A geliyor. B geliyor. Ve C'lerde 2C oluyor. 13'e eşit oluyor arkadaşlarım. Çok da mantıklı bir şey olmuyor. Çıkartalım bunları birbirinden. 8'den 5 çıktı. 3 kalsın. 4A'dan 1A çıktı. 3A. 2B'den eksi B çıkarsa artı 3B. C'den C çıkarsa 0. 3'e bölelim bir de hepsini. A artı B'yi buluyoruz bu durumda. 1. A ile B'nin toplamı 1'miş. Bunu bulduk şimdi arkadaşlar. Peki şu son iki denkleme bakalım. 13'ten 8'i çıkartalım. 5A geliyor. 1B geliyor. 5A, 1B. Böyle bir şey buluyoruz arkadaşlar. 13'ten 8'i çıkarttım. 5. 9A'dan 4A çıktı. 5A. 3B'den 2B çıktı. B. C'den C çıktı. 0. 5A ile B'nin toplamını da 1, 5 buldum. 5A ile B'nin toplamı 5'miş. A ile B'nin toplamını da 1 bulduk. Hadi bunları birbirinden çıkartalım. 4A 0 eşittir 4. A eşittir 1 geldi. A 1 ise B de 0 çıktı kardeşlerim. Değil mi bu durumda? Toplamlarının 1 olması için B de 0 geldi. Hadi bunları en üstteki denklemde yerine yazalım. A 1. B 0 ise C'yi kaç buluruz bu durumda? 1'i bu tarafa atalım. C de 4 çıktı. Bize hepsinin toplamını soruyordu. 5 geldi sorumuzun cevabı. Evet, bir tane daha denklemli sorumuz varmış. Burada da bakın, diyor ki fonksiyon yapmış burada da. X yerine eksi 1 yazdığınızda 9'a eşitleyeceksiniz diyor. Hemen X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1A eksi B artı C eşittir 9. Sonra 1 yazarsanız diyor, 1 yazalım. A artı B artı C eşittir eksi 5 olacak diyor. 2 yazarsanız da eksi 9 gelecek diyor. 2 yazalım. 4A artı 2B artı C eşittir eksi 9'muş. Şimdi şunları bir konuşalım. Alt alta toplasak mı bunları? Toplayalım bakalım ne geliyor. 2A geliyor. B'ler gidiyor. 2C eşittir 4. A artı C eşittir 2. Peki A ile C'nin toplamı 2 ise 9'u buraya alalım. Eksi 7. B'yi buraya alalım. B eşittir. Eksi 7 demektir bu. Peki burada B yerine eksi 7 yazsak 4A artı C eksi 7 eksi 14 yapar. Eksi 14 buraya artı 14 olarak gelir. 14 eksi 9'dan da 5 kalır. 4A ile C'nin toplamını 5 bulduk. Hemen A ile C'nin toplamını da 2 diyebiliyorduk. Buradan bir çıkartma işlemi yapalım. 4A'dan A çıktı 3A. C'ler gitti. 5'ten 2 çıktı 3. A eşittir 1 kaldı. A 1 ise C de 1 olmalı ki toplamları 2 olsun dedim. Hepsini buldum arkadaşım. O halde fx fonksiyonunu bir daha yazıyorum ben. A'yı kaç buldum? 1. O zaman 1x kare. B'yi kaç buldum? Eksi 7. Eksi 7x. C'yi de 1 bulmuştum. Böyle bir şeymiş fonksiyonumuz. F'de 5'i soruyor. Yani x yerine 5 yazın diyor. Yazalım. 25. Eksi 35 artı 1. Eksi 10. Bir daha. Eksi 9. Sorumun cevabı geldi.
Şuna bakalım. Parabolü bilmem ne noktalarından geçtiğine göre m artı n. Hadi yine yerine yazalım arkadaşlarım. 1 yazalım x yerine, y yerine 3 yazalım. 3 eşittir 1 yazarsak 1 eksi 1 yazdım. Sadece eksi 1 oldu burası. Eksi 1'i de içeriye dağıtalım. Eksi m eksi 1 olur. Artı n artı 2. Biraz toparlayayım burayı. 1 ile eksi 1 gitsin. 2'yi buraya alalım. 1 kaldı. Burada da n eksi m kaldı. N eksi m 1'miş. Tamam. Şimdi eksi 2 yazarsak da 15'miş. O halde bir de eksi 2 yazalım. 15'e eşit diyelim şurada. 15 eşittir. Eksi 2 yazıyorum. Karesi 4. Eksi 2 yazarsam x yerine bir de eksi burada var. Artı olur. Artı 2 olur yani. Artı 2'yi de içeriye dağıtalım. 2n artı 2 olur. Bir de artı n artı 2 var. 4, 2 daha 6, 2 daha 8. 8'i bu tarafa attım. 7 kaldı. 2m artı n 7 çıktı. 1 de neye eşitti? N eksi m'e eşitti. Çıkartalım bunları birbirinden. 7'den 1 çıktı 6. N'den n çıktı 0. 2m eksi eksi m yani 3m. 6 eşittir 3m. M eşittir 2. M 2 ise eksi 2 olur burası. Eksi 2'yi buraya alırsak 3 eşittir n. M ile n'in toplamı, 2 ile 3'ün toplamı da 5 çıktı dostum. Evet, 9 tamamdır. 10 numarayı çözelim şimdi hemen. Şöyle bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmaya da basalım. Evet, tamamdır. Parabol verilmiştir. AO eşittir 3 tane OB. Yani şurası 1K birimse şurası 3K birimmiş. Tamam. Bu parabolün ben tepe noktasını bulabilir miyim arkadaşlarım? Hadi tepe noktasını deneyelim. Eksi B bölü 2A. Yani eksi B'miz 4 yapar. 2A'mız da eksi 2 çarpı 2'den eksi 4 yapar. Tepe noktasının apsisini eksi 1 buldum. Peki bu tepe noktasının apsisi bunun simetri ekseniydi. Yani şurası eksi 1 noktasıymış. Peki bu simetri ekseni burayı 2'ye bölecekti şurayla şurayı. Yani burası toplam 4K ya. 4K'yı 2K, 2K diye bölecek. O halde şurası K'dır. Şurası da 2K'dır diyelim biz. Dostum bak K dediğimiz yer ne çıktı? 1 birim. O halde burası da 1 birim. Burası da 2 birim geldi. Son olarak demek ki B noktası şurası 0'dan 1 birim uzaklıkta ya. 1'e 0. Şu nokta 0'dan 3 birim uzaklıkta oldu. Eksi 3'e 0. Şimdi diyor ki bize parabolü verilmiş. Buna göre P kaçtır? Şimdi bakın biz ne bulduk? X yerine 1 yazdığımızda Y 0 oluyormuş. Bunu bulduk. Parabolün üstünde ya bu nokta. Hadi o zaman Y eşittir 0. X 1 yazalım. 1 yazarsak eksi 2 olur. Eksi 4 olur. Artı P. Eksi 6 bu tarafa attım. Artı 6 mı çıktı P arkadaşım? Hadi bir tane daha. Yukarıdaki denklemi bilmem ne olan parabol. Önce tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi B 2'ye 2A'dan 2 1 çıktı. Demek ki bunun simetri ekseni 1'miş arkadaşım. Şurası 1'miş. Şurası 1 mesafesi. AB'yi 10 vermiş. Simetri ekseni 5 5 diye bölecek. 5 birim buradan. 5 birim de bu tarafa gelecek. Şurası 4 olacak yani. Demek ki A noktası eksi 4'e 0. B noktası da 1'in 5 birim ötesinde ya da orijinin 6 birim ilerisinde 6'ya 0. P noktası kaçtır diyor. Yine aynı muhabbeti yapacağım. X yerine 6, Y yerine 0 yazacağım. X yerine 6, Y yerine 0 yazarsak 0 eşittir. 36 eksi 12 artı P. 36'dan 12 çıktı 24. 24'ü bu tarafa atarsak eksi 24 olur. Adana gelir sorumun cevabı. 3'teyim dostlar. Hadi yine gelin tepe noktasını bulalım. Eksi B yani artı 4 olur. Bölü 2A. 2'den 2 geldi. Demek ki tepe noktasının apsisi 2. Şurası simetri ekseni 2. Şurası da 2 birim tabii ki.
Diyor ki AO, BO, AO'ya K dersen BO dediğin yer 2K olacak. Ya da buraya 2K dersen şurası 4K olacak diyor. Tamam. Toplam 6K, 3K 3K bölünecek. Buraya 3K, buraya da 3K. Demek ki şurası K. Bakın K'yı 2 bulduk. 2K ne olur? 4. Demek ki orijinden 4 birim uzaklıkta A noktası eksi 4'e 0'dır. Şurası 4K değil mi? Şuraya kadar olan uzaklık. Toplam 4K yani 8 birim. Demek ki orijinden 8 birim uzaklıkta 8'e 0. Şimdi biz hadi gelin K'yı bulalım ilk önce. Bize de F'de 9'u soruyor ama önce K'yı bulacağım. X yerine 8 yazdığımda Y 0'mış. 0 eşittir 64 eksi 4 kere 8. 32 artı K. 64'ten 32 çıkınca 32 kaldı. 32'yi de bu tarafa attım. K eşittir eksi 32 çıktı. Demek ki burası artık eksi 32. Şöyle yazayım ben. Şimdi F'de 9. 9'un karesi 81. Eksi 4 kere 9 36. Bir de eksi 32 idi değil mi K? Eksi 32. Toplayalım bunları. Eksi 68 şurası yapıyor. 81'den de 68 çıkartacağım. 11'den 8 çıktı 3, 7'den 6 çıktı 1, 13 geldi sorumun cevabı. Evet, 4 numaradayım. Yukarıdaki grafik bilmem ne parabolüne aittir diyor. AB'yi 12 vermiş, hadi gelin yine tepe noktasının apsisini yani simetri eksenini bulalım. Eksi B, 6A yapar, bölü 2A. 2A'da 2A yapar tam olarak. 6 bölü 2'den 3 geldi. Yani simetri ekseni 3'müş arkadaşlarım. Şurası 3. Şurasıyla şurası eşit artık. Bunu biliyoruz. AB'ye 12 vermiş. O halde burası 6'dır. Şurası da 6'dır ama zaten burası 3'tü. O zaman buraya da 3 kaldı. Şimdi hadi gelin A noktasının koordinatları. Bak orijinden 3 birim solda. Eksi 3'e 0. B noktası orijinden 9 birim sağda 9'a 0. Fx eşittir 0 denkleminin kökler çarpımı nedir diye soruyor bize. E dostum bize sorduğu soru şu. Direkt fx bu ya zaten. Bu denklemin diyor köklerini bulun diyor. E zaten kökleri 9'da eksi 3 değil mi arkadaşlarım bunun? 1 eksi 3, 1'i 9. X eksenini kestiği noktalar köklerdi. E çarpımlarını soruyor. 9'da eksi 3'ün çarpımı eksi 27 geldi dostlar. İşte parabolle kare sorusu. Çok basit sorudur arkadaşlarım bunlar. Biraz işlem yapacağız sadece. Şöyle olacak. Şimdi karenin bir kenar uzunluğuna k birim dersek. Şuralarda k, k, k. Karenin alanı nedir diye soruyor. Karenin alanı bir kenarının karesidir. K kareyi soruyor yani bize. Peki... Şimdi B noktasının koordinatlarını yazın desem. Apsisi K'dır. Ordinatı şurası yani şuradaki noktadır. Eksi K olur. A noktası da bakın yazılırsa A noktası da sıfırdır apsisi. Ordinatı eksi K'dır. Şimdi dostum B noktası da parabolün üstünde. A noktası da parabolün üstünde. İkisi de parabol denklemini sağlamayacak mı kardeşim? Hadi gelin şu denklemde x yerine 0 yazalım, y yerine eksi k yazalım. O halde eksi k eşittir. 0 yazarsam 0, 0, eksi 2 m artı 3 olur. Sonra şimdi bu noktayı deniyorum. X yerine K yazacağım. Y eşittir yine eksi K olacak. E Y eksi K. O zaman devam edelim. Eşittir diyelim. Şuna eşitleyeceğim yani. Eksi K. Yani şöyle yapayım. Yine isterseniz sizin anlayacağınız gibi de yapabilirim dostlar. Burayı da anlamışsınızdır eminim ama biz yine çok karıştırmayalım. Y yerine eksi K diyeceğim. X yerine de K yazacağım. Şöyle olacak. K kare eksi K M eksi 2m artı 3 olacak. Bakın eksi k bir buna eşit. Burada da eksi k buna eşit. O halde ikisi de birbirine eşittir deyip getirip k kare eksi km eksi 2m artı 3 de buna eşit dedim. Şimdi şuradan hemen işlemi yapalım bakın. Eksi 2m ile
Eksi 2n artı 3 dedi. Artı 3 sadeleşti. Ne kaldı geriye? K kare eksi km eşittir 0 kaldı burada da. Şuraya yazayım. K kare eksi k çarpı m eşittir 0. Yani k kare eşittir k çarpı m. Birer tane k sildim. K eşittir m geldi dostum. Şimdi bakın şurayı devreye sokalım. Neydi burası? Eksi k eşittir eksi 2 çarpı m. M de k'ya eşit olduğu için eksi 2k artı 3 oldu. Eksi 2k buraya gelirse artı 2k olur, k kalır. K eşittir 3 çıktı. Bana da karenin alanı k kare soruluyordu. 9 geldi dostum. Son sorudayız. Bakalım bu ne diyor. Grafikte denklemi şu olan ve tepe noktası T olan parabol verilmiştir. TBO. TB. TAO'dur arkadaşlar. O eşkenar üçgeninin alanı 4 kök 3. Şu eşkenar üçgen. Bir kenarına K dersek K'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4'dür. Eşkenar üçgenin alan formülü. Ve bu da 4 kök 3'e eşitmiş. Hadi kök 3'ler gitti. Şu 4'ü buraya çarpı attım. K kare eşittir 16 oldu. Demek ki K 4. Yani eşkenar üçgenimin bir kenarı 4 birim. Tepe noktasından aşağıya bir diklik indi. Burayı da 2, burayı da 2 böldü. A noktası demek ki eksi 4'e 0. Burası zaten 0'a 0'dır. Tepe noktası da ne çıktı? Eksi 2'ye. Şurası da yüksekliğimiz arkadaşlarım. Şu uzunluk yani 60'ın karşısı 2 kök 3. Eksi 2'ye 2 kök 3'te tepe noktası geldi. Parabolün denklemi verilmiş. Buna göre diyor A kaçtır diye bir soru soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bundan sonra seçeneğimiz bol. İsterseniz noktaları denklemde yerine yazın. Denklem çözme yapın arkadaşlarım. Bir önceki köşe taşında yaptığım gibi. Ya da ondan da önceki köşe taşında yaptığım gibi parabolün denklemini yazın ki bence en zevklisi de bu olacak. Parabolün denklemini yazacağım. Sonuçta kökleri var değil mi elimizde arkadaşlarım? Kökler burada. Hadi gelin şöyle yazalım parabolün denklemini. Y eşittir A çarpı birinci kök X artı 4 çarpı ikinci kök 0 olduğu için sadece X. X eksi 0 ya da öyle de yazabilirdik. O da X oluyor zaten. Sonra şimdi bize bir de nokta lazım. Tepe noktası var. Eksi 2'ye 2 kök 3. O halde Y yerine 2 kök 3 yazacaksın. Aha yazıyorum. 2 kök 3 eşittir A çarpı. X yerine de ne yazacaksın? Eksi 2. Eksi 2 ile 4'ün toplamı 2'dir. Çarpı X yerine de eksi 2'yi yazdım. Peki şu 2 ile bu 2 gitsin. Eksi 2'yi de buraya bölü olarak atalım. Eksi kök 3 bölü 2 çıkar. A. Zaten bize de A'yı soruyor. Cevap Bursa geldi. Evet dostlarım. İki köşe taşı daha gömdük. Bakalım ne kadar zaman olmuş. 24 dakika olmuş arkadaşlarım. Yeterlidir bu uzunluk bizim için. Hadi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Abone olun. Farkı yakalayın. Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi parabolümüzün yani 35 numaralı ünitemizin son 2 köşe taşı kalmış arkadaşlarım. 11 ile 12 numara. Bunları bir gömelim istedim dostlar. Bitirelim artık şu MPS kitabımızın ikincisini de bitsin. Rahat rahat gönül rahatlığıyla AYT'ye geçelim istiyorum. Evet bakalım ne diyor bu ilk sorumuz. Diyor ki parabolü ile doğrusunun kesişim noktalarının ortasındaki noktanın apsisi kaçtır? Bakalım ipucunda hocam ne yazmış? Aynen böyle işte arkadaşlarım. Bunların önce unutmayın. Kesişim lafını duyduğunuzda şunu yapacaksınız arkadaşlarım. Verilen iki şeyi, bakın iki şeyi diyorum. İkisi parabol olabilir. İkisi doğru olabilir. Bir parabol, bir doğru. Bir çember, bir doğru, iki çember, parabol çember gibi geometrideki herhangi iki şeyin
kesişim noktası bulunurken ortak çözüm yapılır. Nedir hocam ortak çözüm? Ya yok etme metodu ya da yerine koyma metodu yapacaksınız dostlarım. Burada yerine koyma metodu yapacağım ben kardeşler. Yani y bir yerde x eksi 4'e eşit, bir yerde de x kare eksi 7 x artı 9'a eşit. Ben buradan y'yi tutup burada yerine koyacağım. Yani y gördüğüm yere x eksi 4 yazacağım. İşte x eksi 4'ü yazdım. X kare eksi 7 x artı 9'a da eşitmiş. Düzenleyelim bu keratayı bir. X'i bu tarafa alalım. Ne oluyor dostum x bu tarafa gelince? Eksi x olarak geldi. Yani eksi 8 x oldu. Eksi 4'ü bu tarafa alalım. Artı 4 olarak geldi. Eşittir. Burada da 0 kaldı. Şimdi bak Gober. İster buradan tek tek x1'i bul. x2'yi bul. Nasıl bulacağını biliyorsun. Şu 4 buraya artı 4 olarak geldi. 13 oldu burası. Onu bir daha yazayım da. Nasıl bulacağını biliyorsun. Ya bunu çarpanlarına ayıracaksın. Ayrılmıyorsa da eksi b artı eksi kök delta bölü 2a formülümüz vardı. Buradan kökleri bulacaksın. Kökleri bulduktan sonra da kardeşim ikisini toplayıp orta noktasını soruyor ya. Toplayıp 2'ye böleceksin. Bir şeyin ortası hep böyle bulunur kardeşim. E şimdi bak düşünsene. Topladın bunları. Biri x1. X1 ne çıkar buradan? Bak uzun uzun anlatıyorum. Şunu nasıl bulacağımızı anlatıyorum. Hani unuttuğun yerde bunu. Şimdi x1'i tut ki buldun kardeşim. Şöyle bir şey çıktı. Eksi b artı kök delta bölü 2a. E x2'yi bulduğunu düşün. x2'de şu olacak. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Bak bunları sonra toplayacaksın kardeşim. X1 ile X2'yi toplayıp bir de 2'ye böleceksin ya en sonunda kardeş. E bunları topladığında şu gelmiyor mu? Eksi B, eksi B, eksi 2B yapıyor. Kök delta, eksi kök delta bunlar sıfırlanıyor. Bölü 2A. Yani eksi B bölü A geldi dostum. Bak köklerin toplamı. Kökler toplamı eksi B bölü A. Biz bir de ortasını bulacağız ya bu toplamlarının yarısını alacağız. Bir de bunu 2'ye bölerseniz şöyle bölü 2. Onu da 1 bölü 2 diye ters çevirip çarptım. Eksi b bölü 2a çıkıyormuş kökler toplamının yarısı. Yani orta nokta toplamlarının yarısı demek köklerin ortası demektir. Onu da kısaca nereden buluyorduk? Eksi b bölü 2a'ymış. Eksi b'miz... B'miz eksi 8, eksi B'miz 8 yapar. 2A, A'mız 1, 2 yaptı, 4. Sorunun cevabı 4. Evet, geldik şu 2 numaralı sorumuza. Bakın ne diyor? Parabollerinin kesişim noktası. İki parabolü kesiştirmek istiyor. Biz artık kesişim dediği zaman ne yapacakmışız? Konu hangi konu olursa olsun, analitik geometri, parabol, çemberin analitiği, hepsinde doğrunun analitiği, hepsinde bunu yapacağız. Kesişim noktası deyince ortak çözüm. Buradaki y gördüğün yere şuradaki y'yi yazacaksın kardeşim getirip de. Yazalım. X kare artı 4x artı 6 yazdım. Şu y'nin yerine getirdim bunu yazdım arkadaşım. Eşitmiş. X kare artı 5x artı 4'e. Bakın x karelere bay bay dedik. Şu x kareler gitti. 4x'i buraya alalım. Bu 5x'in üstünü kazayla çizdim. 4x buraya gelirse 5x eksi 4x'ten x kaldı. 4'ü bu tarafa atarsak da 2 kaldı. Bakın x'ini bulduk bile. X'i 2'ymiş kesiştikleri noktanın. Şimdi x'i biliyorsam y'yi nasıl bulacağım arkadaşım? E bu nokta kesişim noktası parabollerin üstünde değil mi? Tut ki parabollerden biri bu. Diğeri de bu. Kesiştikleri nokta. Hem bu parabolün üstünde hem de bu parabolün üstünde. Üstündeyse ne yapıyorduk? Denklemi sağlatıyorduk. O halde x yerine 2, y yerine y yazalım ve denklemi sağlatalım. Hangisinde yapalım? Canın hangisinde istiyorsa. Ben baştakinde yapıyorum. Y yerine y yazıyorum. X yerine 2. 2'nin karesi. Artı 5 çarpı 2 artı 4. 2'nin karesi 4. 10, 14 yaptı. 4 daha 18 yaptı Gober'in. Hadi geldik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu amca ne diyor.
Parabolleri birbirine teğetisi. Lan iki parabol teğet düşün bak. Biri böyle, diğeri de böyle mesela. Teğet. Sonuçta bunlar birbirine değiyor. Yani kesişiyor diyebilirsin o zaman kardeşim. O halde ben bir ortak çözüm yapacağım kardeş. Hadi yapalım. Y yerine getirip aha bu amcayı yazalım. Şöyle oluyor bak. 2x kare eksi 3x'i yazdım y yerine. Burada da ne var? Eşittir. X kare artı kx eksi 1. Hadi hepsini bir tarafa toplayalım. X kareyi bulayım. Buraya aldım. X kare. Kx'i buraya aldım. Eksi 3x eksi kx. Eksi 1'i buraya aldım. Artı 1 eşittir 0. Bir kademe daha, bir satır daha düzenliyorum. Eksi x parantezine alalım bunları. 3 artı k olsun. Burası artı 1 eşittir 0. Şimdi dostum, bu ortak çözüm denklemidir. Yani iki denklemi ortak çözdüğün zaman ortak çözüm denklemini bulursun. Şimdi bundan sonrası çok daha kolaydır, inan bana. Eğer bu paraboller iki noktada kesişiyor olsaydı bizim yapacağımız işlem şuydu. Bu ortak çözüm denkleminin deltasını büyüktür sıfır diyecektik. Eğer ki bu paraboller birbirine hiç değmiyor, kesişmiyor deseydi ortak çözüm denkleminin deltasını küçük sıfır yapacaktık. Teğet dediği zaman da ne yapacağız kardeşim? Eşit sıfır yapacağız. Demek ki ortak çözüm denkleminin deltasını sıfır eşitleyeceğim ben. Delta neydi? B kare eksi 4ac. Bu sıfır olacak. B karemiz şu 3 artı k'nın karesi. Yazıyorum. 3 artı k'nın karesi. Normalde eksiyi de alacağım ama eksinin karesi artı olduğu için zaten almadım bunu. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'miz de 1. 1 çarpı 1 eşittir 0 olacak delta. Hadi düzenleyelim. Şurada yapayım gerisini. 3 artı k'nın karesi eksi 4 buraya artı 4 geçti gobeller. 3 artı k'nın karesi 4'e eşit oldu. O halde neyin karesi 4'tür? Ya 2'nin ya da eksi 2'nin dedim. Demek ki 3 artı k ya 2'dir. Bu durumda k eksi 1 çıkar. 3 artı k eksi 2'dir. Bu durumda k eksi 5 çıkar. Bana da değerlerin toplamını soruyor. Eksi 5 ile eksi 1'in toplamı geldi. Eksi 6 arkadaşlar. Peki geldik 4 numaralı sorucuğumuza. Bakalım bu ne diyor? Emmisi. Agası. Bu da Boyabat dilinde arkadaşlarım. Bir dönem Boyabat'ta çalışmıştım. Orada kaptım bunu da. Çorum dili, Boyabat dili, doğudan, batıdan her yerden gidiyoruz. Dur bakalım. Doğrusu ile bilmem ne parabolü teğet. Bak artık sen teğet dediğin zaman ne yapacağını biliyorsun. Ortak çözüm yapılacak bir kere. Yani şu y yerine şunu getirip bir yazalım mı arkadaşlar öncelikle? 2x artı a yazdım y yerine eşitmiş x kare eksi 4x artı 8'e. Peki düzenleyelim bunu. Burada bir sıfır bırakalım. X kare 2x buraya eksi geldi, eksi 6x oldu. A da buraya eksi geldi, artı 8 eksi a çıktı, tamamdır. Ortak çözüm denklemini ne yapıyorduk? Teğet dediği için deltasını sıfır eşitliyorum. Hadi sıfır eşitleyelim. Delta neydi? B kare. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı a 1, c de 8 eksi a. Eşittir 0. Hadi eksi 4 tane şeyi bu tarafa atalım. 36 eşittir. Artı 4 tane 8 eksi a diye geçer buraya. 4'e bölelim. Şuradan devam ediyorum. 9 eşittir 8 eksi a olur. Eksi a buraya artı geçsin. 9 buraya eksi geçsin. A eşittir 8 eksi 9. Yani eksi 1 çıktı dostlarım. Cevap Ceyhan Agası. 5 numaradayız goberler. AT OB ve BO. Ha, şu gobellerin hepsi birbirine eşit. P artı T toplamı nedir? Şimdi önce şu doğruyu bir konuşalım. Bu doğruda X yerine 0 verdiğimde Y'yi kaçta kesiyormuş bu? Eksi 2'de. Y'yi eksi 2'de kesiyor. Y yerine 0 verdiğimde X'i kaçta kesiyormuş? Yine eksi 2'de. Şurası da eksi 2'ymiş. Peki o halde şurası 2 birim. Şurası 2 birim. Burası da 2 birim. Bak parabolün x1'ini buldum. X1'i eksi 2. X2'si
artı 2 eksenleri kestiği noktalar. Tepe noktasını da biliyorum artık. Bak şurada tepe noktası. 0'a 2. Her bir şeyini biliyoruz. Biz bu parabolün denklemini yazabilir miyiz eğer istersek? Tabii ki yazarız arkadaşlar. Hadi yazalım o zaman. Şöyle olacak. Y eşittir. Bir A gibi sayımız var. Çarpı X eksi 2 X artı 2. Parabol denklemi yazmaya alıştık artık arkadaşlar. Peki X yerine 0 yazdığımızda Y'de 2 oluyormuş. Hadi bunu da yapalım. Y 2 oluyormuş. X yerine 0 yazınca. Burası eksi 2. Burası 2 geldi. 2 ile 2 gitti. 1. Eksi 2 buraya bölü olarak gelir. Eksi 1 bölü 2 eşittir. A çıktı. Hadi şimdi bunun denklemini bir daha yazalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı X eksi 2 çarpı X artı 2. Dostum bunu biraz daha düzenliyorum. Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Şurası 2 kare farkı değil mi? Uzun uzun dağıtarak çarpmayalım. X kare eksi 4'tür burası. X kare eksi 4. Peki şimdi bu doğruyla şu nokta kesiştikleri nokta değil mi? Doğruyla parabolün kesiştiği nokta. O halde ne yapıyordum ben kardeşim? Ortak çözüm. Y yerine getirip eksi X eksi 2 yazalım. Eksi 1 bölü 2 burada var. X kare eksi 4 var. Hadi bu 2'yi buraya çarpı atalım. Eksi 2X eksi 4 eşittir. Eksiyi de içeriye dağıtıyorum. Eksi X kare artı 4 oldu. Bir satır düzenleyelim. Eksi X kare buraya gelsin. Artı X kare. Eksi 2X var. 4 de buraya gelsin. Eksi 8 eşittir 0. İşte parabolümün, daha doğrusu ikisinin ortak çözüm denklemini buldum. Dostum burada ne yapacağız şimdi? Bu denklemin köklerini bulacağım ben bir de. Hadi bir de köklerini bulmaya çalışalım. Eksi 4'e 2 diye ayrılıyor galiba değil mi bunlar? Eksi 4'e 2 yapsam eksi 8, toplamları da eksi 2. Yani x1 eşittir 4'tür, x2 eşittir eksi 2. Bu paraboller bir 4 noktasında kesişiyorlarmış, bir de eksi 2. Tamam, eksi 2 de zaten A noktasıdır, kesişiyorlar. Demek ki burada da 4 noktasında kesişiyorlar. Yani apsisleri 4. Şurası 4 arkadaşlar. P noktası 4'e 0'dır. Bir de nerede kesişiyorlarmış? 4 noktası dedik. Tabii x1 4 ise hemen yerine yazalım. Eksi 4, eksi 2 daha, eksi 6. T'de eksi 6'ymış. 4'e eksi 6 noktasında kesişiyorlarmış dostlar. 4 ile eksi 6'nın toplamını soruyor. Eksi 2 yaptı. 4 ile eksi 6'nın toplamı. Şu soruya gelelim. Bakalım son sorumuz ne diyor? Yukarıdaki bilmem ne ve bilmem ne verilmiştir. Bak dikdörtgeninin alanı diyor. Ben şu kesim noktasını bir bulayım mı bunların ilk önce? Ne yapıyorum? Y yerine 2x yazıyorum. O halde 2x eşittir. X kare gelecek dostum. Hemen x kare, birer tane x silelim. X eşittir 2 çıktı. Demek ki bu kesiştikleri nokta x'i 2 olan nokta. Yani şurası 2. X yerine 2 yazarsanız y 4 çıkar. Demek ki y'si 4. Bak sana bu dikdörtgenin alanını soruyor. Dikdörtgenin alanı 2 çarpı 4. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımından 8'i paketledik. Evet, 11 numara tamamdır. Geldik 12 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Birinci sorumuz diyor arkadaşlarım. Sistemini sağlayan XY ikililerinin kümesi aşağıdaki taralı bölgelerden hangisidir? Dostum bu eşitsizlik sorusudur. Çok da basittir bunlar arkadaşlar. İnanılmaz kolay sorulardır. Bakın ne yapacaksınız. Önce şu noktaları bir bulalım. Mesela şu bir doğru denklemidir. X'i 0 verin. Y'si eksi 1 çıkar. Demek ki doğru eksi 1'den geçecek. Y'ye 0 verin, x'i 1 çıkacak. Demek ki şurası da 1. Bak doğrular 1'den geçecek, eksi 1'den geçecek. Eksi 1, 1. Bunu unutmayın. Şunları bir yazayım ben. Eksi 1'e 1 diyelim. Son soru belki sizde şu anda son şık gözükmüyor olabilir arkadaşlarım. Birazdan yukarıya kaydırırım. Peki parabole bakalım. X kare eksi 1. Yani y eşittir x eksi 1. X artı 1. Bunun kökleri 1 ile eksi 1 değil mi? 1 zaten burada da, şurası da eksi 1. Şurası eksi 1. Şurası eksi 1. Şurası eksi 1. Şimdi bak nasıl çözeceğim dostum. Nerede olduğunu bildiğim bir nokta seçelim şimdi seninle. Beraber.
Mesela şu şıkkı elemeye çalışalım. Bakalım doğru mu değil mi? Eksi 1'e eksi 1 noktası. Şu bölgede değil mi? Eksi 1'e eksi 1. Eğer bu doğru cevapsa bölgenin içinde ya arkadaşım. Ben bunu yerine yazdığımda şu şıkla şu verilen denklemleri sağlamak zorunda. Bakın x yerine eksi 1, y yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazın. Eksi 1'in karesi 1, 0. Buna da eksi 1 yazmıştım. Eksi 1 küçüktür 0 diyor. E doğru. 1 yazın. 1 yazınca neydi? Eksi 1'e eksi 1 yazıyoruz değil mi? Heh. X yerine eksi 1 yazıyorum. Y yerine de eksi 1. Bakalım sağlıyor mu arkadaşlarım? Eksi 1, eksi 1 daha, eksi 2. Eksi 1 büyük eşittir, eksi 2 diyor. Tamam. Eksi 1, eksi 2'den büyük eşittir. Bu da oldu. Şunu deneyelim şimdi. Hemen şuna bakalım. Eksi 1 büyük eşittir 0 diyor. Bak x yerine eksi 1 yazacaktım ya. Eksi 1 büyük eşittir 0. E olmadı. Eksi 1 sıfırdan büyük değil. O halde Denizli şıkkı 3'ünü birden sağlamadı. Bu gitti. Ne yapacağımızı anladınız inşallah arkadaşlar. Bak burada deneyelim. Mesela Ceyhan var mıdır yok mudur bir bunu görelim. Mesela şu nokta. Nedir bu nokta? Eksi 1'e 0 noktası. Taralı bölgede değil. O halde sağlamayacak. Üçünü birden sağlamaması lazım. Çünkü taralı bölgenin içinde değil arkadaşlar. Hadi o zaman bir deneyelim bakalım. X yerine eksi 1 yazalım. Y yerine 0. Eksi 1 yazdım. 1 eksi 1'den 0. Bunu sağladı. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 0'tı bu da. 0 büyüktür. Eksi 2. Bunu sağladı. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 büyüktür 0. Sağlamadı. O yüzden 3'ünü birden sağlamadı artık. Yok. Eksi 1 yazıyordum. X yerine. Eksi 1 büyük eşittir 0. Bak bunu da sağlamadı. O halde bu da gitti kardeşim. Ceyhan şıkkı da iptal. Hadi hangisine bakalım şimdi? Seçelim bir tane. Bursa şıkkını deneyelim. Ya da Adana'yı deneyeyim. Bir cevaba bakayım. Cevap Adana'ymış kardeşlerim. Bir de bunu deneyelim de en azından bitirelim işi. Şimdi mesela şu bölgenin içinde olduğunu bileceğin bir nokta seçeceksin. Ya da şuna bakalım kardeşim. Mesela doğrunun ne tarafını taramış? Üst tarafını taramış ya doğrunun. Şöyle üstünü taramış hep. Bak çünkü burada üstlere kalmış. Sen o zaman sıfıra sıfırı bir dene bakalım. Sıfıra sıfır bu işlemi sağlamak zorunda doğruya göre. Doğru burada. Sıfır yazıyorum. Sıfır. Eksi 1 oluyor burası. 0 büyüktür. Eksi 1. E sağladı. O halde doğrunun üst tarafı taranacak. Bak Adana şıkkı olur. Doğrunun bu alt tarafını taramış. Gördünüz mü arkadaşlarım? Alt taraf. Bursa şıkkı iptal. Edirne'ye bakın. Doğrunun alt tarafını taramış. Edirne de iptal. E ne kaldı geriye? Adana kaldı diyebiliriz. Hadi geçelim şu ikinci soruya. Yukarıdaki taralı bölge aşağıdaki sistemlerden hangisinin çözüm kümesidir? Birlikte bulalım şimdi arkadaşlarım. Önce şunun x'e 0 verelim. Y'si kaç olur bunun? 9. Şurası 9'muş. Y'ye 0 verelim. X kare eşittir 9. X eşittir ya 3 ya da eksi 3 olur. Şuralarda 3'e eksi 3'müş. Şimdi bir nokta seçeceğiz. Bu nokta bölgenin içinden seçelim. Mesela şurada. Eksi 1'e 0 noktasını seçelim. Eksi 1'e 0. Bölgenin içinde olduğu için eşitsizlikleri sağlamak zorundadır kardeşim. Hemen eşitsizliklere bakıyorum dostlarım. Mesela Adana şıkkını deneyelim. Ne yapacağım? X yerine eksi 1, Y yerine 0 yazacağım. 0 büyük eşittir eksi 1. E doğru. X yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1. Bir de başında eksi var. Artı 9. 0 büyük eşittir 8 oldu. E olmadı. Adana şıkkı gitti. Bursa'yı deneyelim. Y yerine 0, X yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 büyük eşittir 0. Bu kafadan gitti zaten. Birini sağlamıyorsa bile gitmiştir. Ceyhan'ı deneyelim dostlarım. Eksi 1'e 0 yazıyorduk değil mi? 0 yazalım. 0 büyük eşittir eksi 1. Bunu sağladı. Şunu da yerine yazalım. 0 küçük eşittir eksi 1. 9 daha 8. E bunu da sağladı. İşte cevap Ceyhan geldi diye arkadaşlar. Zaten Denizli ile Edirne'yi aslında kafadan eledim ben. Niye elediniz hocam? Çünkü çizgileri eğer düz çizmişse bak kesik kesik değil. Şöyle çizseydi kesik kesik küçüktür olurdu.
Ama düz çizdiği zaman küçük eşit ya da büyük eşit olacak, tamam mı? Eşittir de olacak. Bunda zaten küçüktür var, bu kafadan gitti. Bunda da küçüktür var, eşittir yok, bu da kafadan gidiyor zaten. Evet, ikisini de çözdük. Geldik şuna. Bu ne diyor? Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini... Bunu boş verin arkadaşlar. Buradaki 3 soruyu çözmemize gerek yoktur. Sınavda zaten şıksız soru böyle olmayacak arkadaşlar. Eşitsizlik sisteminin aynı 1 ve 2 numaradaki gibi olur. Böyle bir soru gelmeyecek tabii ki haliyle. Karşımızda şıklar olacağı için bunlara bakmaya gerek yok. Yalandan yere vakit kaybetmeyelim. Evet Gobeller, bu kitabımızı bitirdik. Hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Esen kalın.